Sokrates Club'a hoş geldiniz. O Değil De'nin ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Ama ondan önce Tuğcan'la şöyle bir laflayalım dedik. Ne haber Tuğcan? Çok iyiyim abi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Geçen senin yerine kameraya baktım. O daha kötü olmuş. Bundan sonra sana bakmayı düşünüyorum. Senin böyle için de okeysin. Böyle sen de şeyin yani. Ama hiç Mehmet Demirkol hep bakıyor. O da böyle. Ama Mehmet arkada Demirkol. Ses. Ha. Tamam, ben kameraya mı bakayım? Sen kameraya evet, bugünün objesi olarak çok değerli bir şey getirdim benim için. Şampiyonlar Ligi topu. Bunu 2 ay falan sahaya götürmedim. Ayıp olur diye. Yani çünkü evet, bayağı size de ayıp oldu ama buna da ayıp olurdu. Sonra böyle odada duruyordu. Ya dedim, bu da çok saçma oldu yani. Çünkü top da oynanmak ister. Yani o da kendi, öyle ama yani kendi varoluşunu kanıtlamayız değil mi? Sen mesela dünyaya ne için geldin? Oynamak sence? İçin. İşte senin de dünyaya geliş amacını gerçekleştirmezsen sen de mutsuz olursun. Topu mutsuz etmek istemedim ve getirdim. Anında da kirlendi ya, böyle bir şey olamaz. Sizin pis ayaklarınız şu güzel topu kirletti. Ama yine de çok keyifli maçlar yaptık bununla sevgili Tuğcan. Biz topun hakkını veremedik sadece, öyle bir kesinlikle sorun. Kesinlikle devamlı dışarı vuruyoruz falan. Bugün neden bunu getirdim? Çünkü bir halı saha arkadaşım da olan aynı zamanda sevgili Enis gelecek bugün. Bununla birlikte bu güzel topun hakkını verecek fitliğe ulaşmak için bayağı uğraştım. Bir de Riquelme forması aldım kendime. Sığmadım içine. En büyüğünü almama rağmen. İçine sığmadım. O Riquelme formasıyla şu topla gol atacağım diye kilo verdim. Attın mı peki? Atamadım daha. Ben şimdi Şampiyonlar Ligi topunu niye getirdim? Çünkü konuğum için falan dedin ya. Şeyi bekledim böyle. Çünkü oyun dünyasının Şampiyonlar Ligi kadrosu gibi bir şey yok. Halı sahadan. Evet, bugün Enis'i ağırlayacağız ama onu ağırlamadan önce duyurumuz var. Sevgili MediaMarkt'ın katkılarıyla gerçekleştiriyoruz bu bölümü. Hemen duyurumuzu yapalım. Cihaz koruma sigortasından onarım hizmetine, akıllı telefon kiralamadan yenilenmiş cihaza, adreste kurulumdan eskiyi getir yeniyi götür hizmetine kadar ihtiyacın olan tüm çözümler için MediaMarkt'ta bekliyoruz. Yani bu kadar şeyi insanın en yakını bile yapmıyor. En seveni bile yapmıyor. Arkadaş olarak diyorum. Doğru. Eşim yapıyor tabii. Aynı zamanda MediaMarkt'ta teşekkür etmenin yanında artı hizmetleri keşfetmenin MediaMarkt'ta da tam zamanı diyelim. Ve bölümümüze geçelim hazırsan. Hadi geçelim. Haydi, Enis geliyor. Enis hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim çağırdığın için. Arkadaşlığımızın bir çağırma sınırı var diye ben düşünüp geçen sene hani onu diğer programımıza saklamıştım. Ben şey gibi hissediyorum yani, canımız böyle birbirimize sohbet etmek istediğinde konu kısmesi altında sohbet etme fırsatımız oluyor gibi hissediyorum. Bir ara yani. Bu arada seninle oturup yemek yedik. Evet. Konuşacak konumuz kalmadı. Her şeyi... O kadar da değil lan. Yok yok, tamam, konuştuk baya. Ama her şeyi programda konuşmuyor. Evet konuşuyoruz, rahatsız yani. Özlediğim zaman programa çağırmak. Aynen, çağırabilirsin ya abi, gelirim ben. O yüzden geçen sezon ağırlayamadık diye ben açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Diğer programda şey yaptım ama çünkü sen hiç çağırmıyorsun. Hani bak, abi benim bak bunu defaat söyledim. Ama yarat abi. Yani yarat bu, yani bana ya özel bir format yarat. Bir şey yap yani. Öyle çağıracağım bir formatım olmuyor yani. Ya olsa kesin çağırırım. İyi kaçmışsın bundan yani. Böyle bir ama konuklu olarak içerik yapmak bana hep çok zor geliyor. Çünkü her hafta birinin çağırman ben lazım. Ben de hiç sevmiyorum. Ya Allah'tan hiç sevmiyorsun ya. Onu 50 yıldır yapan bir insan olarak. Abi bu üzerime yapıştı ya. Burayla ilgili de ilk toplantımız oydu. Ben artık konuk ağırlamak istemiyorum dedim. Evet, hoş geldiniz. bugün diyorum ki farklı bir şey yapalım. Hayda, evet. Oyun konuşmayalım. Tamam. Çünkü... Seni yani her yerde zaten. Evet, her yerde oyun konuşuyor. Aynen. Benim farklı derinliklerim de var. Bunları açığa çıkartmak istiyorum. İşte. Fırsat vermiyorlar abi. Tamam. Bak, futboldan anlarım. Bir saniye düşünmem lazım. İşte ben de bu yüzden tam olarak yani oyun dışı bir Enis'i bir tanıyalım. Şeyi çıkıyormuş tabii, değil mi? İğrenç bir şey. Aynen. Berbat bir adam çıkıyormuş. Neyse dedim. Hatta bence yasaklı olsun oyun demek.
Tamam. Cezalı bir şey yapalım. Biber, çok biber falan yemeyelim de dur şimdi YouTuber olduk. Patlıcan diyelim mi mesela oyun yerine ya da hiç mi? Hiç demeyelim bence. Tamam, hiç mesela demeyelim. Bunu dememeye karar verdiğinden beri 10 kere dedin ama. Tamam tamam bunu demiyoruz. Ama daha başlamadık. Tamam. Tamam şimdi başlıyoruz. Hazır başladım. Mısın programı? Oyun. Hazırım. Aynı espri yapacaktım yazdım buraya vardı. Başlıyoruz hazır mısın? Hayatın değişine oyun diye şaka yapacaktım yazmıştım ama sen yapmış ama oldun. İçine yani. Ederim böyle evet. Abi bunu aslında şöyle sormak istiyorum. Biraz derinleşiyoruz. Ay, ilk defa oyun dışı soru geliyor. Bak gene oyun dedim. Evet. Hayatını değiştiren kişiyi sormak istiyorum. Böyle bir kişi var mı? Böyle şey Habertürk'te bir program var. Hangi kişisel gelişimciden görmüyorum? Çok öyle bir program olacak. Bak uyarıyorum. Aşırı dolandırıcı bak, bir program olacak. En sevmediğim şey ne biliyor musun? Böyle keskinlik. Ya çok bazı sorular çok keskin ya. Mesela hayat değiştiren kişi. Ya bu annemle babam hani ortak. Onlar sayılmaz. Eşin de sayılmaz. Ya hayır. Cevap vereceksin abi. Abi hayatımı değiştiren kişi kim olabilir ya? Öyle bir şey. İlkokul öğretmenim falan desem. O da olmaz yani. Çok ben böyle konuklara böyle... Şunu söyleyebilirim. Ha. Mahallede arkadaşım vardı Cem diye. Bak onu buradan selam vermiş olayım. Bu sektöre atılmamla alakalı ilk şey onunla beraber yaptığımız bir projeyle ortaya çıktı. Hadi ya. Evet ya bir web sitesi açayım ben dedi. Oyun haberleri yazar mısın dedi. Yazarım abi dedim. Yazdım. Ve ondan sonra tabii biz kendi kendimize yazıp bir şeye varamadık yani. Bana şeyi pasladı mesela. Web sitesi ismini verebiliyor muyuz bilmiyorum. Hadi vermeyeyim. Ya tam indir diye bir web sitesi var. Orada editörlük başvurusu açılmış. Git oraya başvur istersen dedi mesela. Vay be. Onu gördüm o yönlendirdi. Başvurdum kabul edildi derken işte sen ne program yapıyorsun İnanılmaz. Şu an yani. O yüzden onu söyleyebilirim. Bak, yalnız hani bu yani hayatını düşününce. Değiştiren kişi deyince mahalleden bir arkadaş vardı. Çok vizyonsuz bir giriş oldu. Öyle ya. Tamam abi. Bravo evet. Çok iyiymiş ya. Böyle evet. Çok gene bak dolandırıcı bir program olacak ama böyle çok ufak şeylere bağlı olması bütün hayatım beni çok geriyor ya. İnanılmaz ya. Gergin bir şey diyeyim abi. Mesela biriyle tanışmasan o gün merhaba demesen bir şey olmayacak. Böyle düşünürsen falan. Delirirsin. Deliriyorum. Böyle düşünmezsen delirmezsin. Mesela genelde bu çünkü şöyledir. Yani hayata şöyle başlamazsın ya. Bugün kalktım acaba kime ne desem ne olacak? Yani, evet, Allah'ım tabii. Kelebek etkisi falan diye gezersen kafayı yersin tabii. Ama evet. Bu genelde geçmişi düşününce hoşuna giden bir şey oluyor. Ya geçmişte şunu demesem ne güzel olurdu falan diye düşününce hoşuna giden bir şey olduğu için. Buna geriye doğru bakınca sıkıntı evet, yok diyorsun. Evet evet sıkıntı yani. Yok. Ama böyle düşünür. Benim çok derinlikli felsefik ve psikolojik analizlerim de vardır. Bugün bunu ortaya çıkarabiliriz. Müthiş diye. Program olacak. Harika olacak. Çünkü hayatını değiştiren kararı soracaktım. Ama cevap vermiş gibi de oldum bir yandan. Yani evet. Ya da var mı başka aklına gelen? Abi, gene evlenmek falan yasak. Çünkü hemen... Anladım. İlişkilerle alakalı bir şey istemiyorsun. Onu çünkü biliyorum ben hemen. Çocuğu. Ama o da dahil ya. O da yok. Oğlum bak çocuğumla böyle konuşuyorum. Az önce anlattığıma o zaman yakın bir şey işte. Evet. Peki. Ben şu, geçen hatta... Yok başka bir şey. Hayatını değiştiren karar. İzmir'e taşınmak. Ben freelance bir editördüm çünkü. Bak gene aynı kurumda serbest yazarlık yapıyordum. Nerede yaşıyordun o sırada? İstanbul'da yaşıyordum. Ha. O şirkette İzmir'deydi. O an mesela şey dedim. Bu iş böyle olmayacak. Ben gideyim dedim. Şirkete dedim ki ben geliyorum serbest yazarınız olarak dedim. Geldim. Gidince de patrona dedim ki ya bana dedim burada full mesai iş versene. Ben çalışmak istiyorum. Tam zamanlı dedim. O zaman asgari ücrette hallice bir şey verebilirim dedi o da. Tabii normal olarak çünkü hani yani. Manyak gibi bir anda iş isteyen iş veremezsin yani. Kabul ediyorum dedim. O sırada çalışan biri ev arkadaşı arıyormuş. Hemen onun yanına taşındım. O zaman 800 lira kira veriyordu aylık. İnanılmazsın lan bu arada. Hemen onun yanına taşındım. Girdim ve orada 1,5 sene yaşadım. Ve bayağı onlar da oyun sitesi kurmak istiyorlardı. Onun kuruculuğunu ben üstlendim. Çünkü bilen yoktu o kadar oyun sitesi kavramını, konseptini. İçerik üretme anlamında. Ben çok takip ediyordum falan filan bilmem ne derken. O mesela İzmir'e gitmek hayatını değiştiren bir karardı. Vay be. Ama müthiş ya. Böyle bir anda ben bu işi... Adam akıllı yapacağım lan falan diye evet. Şehri değiştirip ben iş istiyorum eve gireceğim falan. Ben bu kadar hiç böyle bunun bir tanesi bile karar almadım hayatımda ya. Okula bana, en yakınına yazdım o çıktı falan. Ama bana böyle, çok zor gelmiyor öyle şeyler. O gençken şimdi de çok zor gelmez büyük ihtimalle. Hani ben mesela ailemi alıp 3 ay bir yerde yaşasam yaşarım yani. Çok problem gelmiyor. Hani. Şey burada internet olsa yaşarım falan. Yaşarım tabii yani. Sonuçta toplantısı var bilmem nesi var falan filan ama hani ailemin sonuçta okula gitmiyor falan filan. Peki İstanbul'dan sıkıldın mı? Tabii çok. Ben İstanbul de sıkıldım. Beraber verelim mi o karar? Sonra birbirimizden bak, de nefret ederiz. Gene sen bir karar vermek istiyorsun ve yanına bir yenci arıyorsun. Oğlum şu an yani bak terapistimin yaptığı tespiti yaptın ya inanılmaz. Ben sana dedim psikolojik analizi. Fena evde düşünürüm. Ama evde ya sadece. Benim korkum şu çok canım sıkılacak gibi geliyor ya İstanbul'dan gidersem. İstanbul'dan... Ama gitmek istiyorum ben Ben şunu söyleyeyim abi. Gittiğin yer seni mutlu etmeyecek.
gitme hayali seni mutlu ediyor. Aslında mevzu o. Bunu yani... Stephen Zweig da söyledi bu arada. Sadece Enis Kirazoğlu değil. Stephen Zweig'in yeni kitabını okudum oradan zaten. Yeni dediğin. Hani ben yeni okudum. Adam yeni yazmadı. Yeni yazmış. Geçen gördüm. Elden imzasıyla verdi diye. O da etkilendim de sonunda. Çok güzel bir şey söyledin. Evet, evet yani. Lan kendimi iyi hissettim ha. Valla ünlü düşünür gibi hissediyorum şu anda kendimi. Bırak oyunu moyunu biz böyle dolandırıcı olalım. Bir sonraki videom bununla alakalı değil mi böyle? Gittiğiniz yerde. Barış Özcan oluyor bir anda. Saat akıyor falan. El hareketlerini falan tam yani. Geçen hatta programa seni çağırdıktan sonra ne sorabilirim oyun dışında diye düşünürken ben Enis'le ilgili neyi bilmiyorum? Bilmem gereken gibi bir şey soru geldi aklıma. Yok yani bilmem gerektiğini düşündüğüm bir konu. Hiç bilmiyorum. Sen mesela ne tarz bir müzik seviyorsun? Bak ben bunu hiç bilmiyorum. Aa gerçekten ben bunu söylemeye utanıyorum açıkçası. Ben çünkü... güzel işte. Abi bak şöyle benim kariyerim heavy metalle başladı. Bak hiç metal. Bilmediğim bir şey bu. Aynen böyle brutal falan derken ben lise çağlarında çok dinliyordum işte. Children of Bodom'lar, Marduk'lar. Hmm. Ben de bu arada. Bizim gençliğin öyle bir metal evet, vardı. Şeyi vardı. Akmar, Pasaj, Kadıköy falan o çok evet. Böyle merakımız cezbediliyordu orada yani. Çok fazla müzik grubu o zaman kaset tabii Walkman falan dinliyordu. CD çalarlar. Sizin de programı dinlemiştim onu. VCD'ler vardı ya böyle. Evet ya. Hareket ettirdiğin gibi bozuluyor. Ben de gidiyordu. Oğlum ben onu cebime koyuyordum ya. Şey teknolojisi vardı. Aa şimdi hatırladım. Bir tane Discman'de hareket şeyi hani dayanıklılığı falan hani diye. Yanında götürebilirsin çantana koyabilirsin. Bu bir teknoloji olarak pazarlandı Sony falan da hatta. Oğlum, benim şöyle bir rezaletim vardı. Bende CD çalar yoktu aslında. Ben film izlenen VCD ile müzik dinliyordum. Şu kadar bir kutuydu. Otobüs şeyleri gibi böyle açılıyor böyle. Şu kadar bir kutuydu ve böyle kucağımda otobüste falan giderken hani hafif rol şey olsun ses böyle oluyordu ya. Abi ya. Ama tabii şey olayı falan ufkumuzu açmıştı. Normalde albümdü ya sonra kendi müziğimizi yapmayı hani mix yapabildiğimizi öğrendik. Playlist falan yapabildiğimizi öğrendik. O mesela acayip delirtmişti beni yani. İnanılmazdı. Ben ilk MP3 çalarımı aldığım günü hatırlıyorum. Nasıl heyecanlıydım. Oraya böyle şey kuratör mü deniyordu ona bu? Playlist yapanlar öyle bir şey deniyor. Ben kuratör lafını son... Kuratör değil galiba. 5 yıl önce falan kullandığım için hayatımda ilk defa. O dönem hiç şükremiyordum yani. Öyle olduk yani. Aa, buradan oraya geçerim. Buradan bak bu şarkıyı açarım falan. Abi, aşırı heyecanlıydı. Şeyi download ediyordu işte. Müzik, arşivler, albümler. Evet. Onu bedava saklamak diye bir şey vardı yani. Yasak değildi. Bedava değildi aslında da. Biz onu o kafamızda bedava zannediyorduk. Metalle başladım dedin. Evet şimdi abi dinlediğim müziğin ne olduğunu artık bilmiyorum. Çünkü eskisi gibi müzik dinlemeye emek harcamadığım için. Ne gelirse onu. Ama çok öyle değil. Çok kötü geliyor yani. O zaman. Yok bir playlistin ben türünü tam söyleyemiyorum. Yani synthwave diyebilirim büyük ihtimalle herhalde. Synthwave'e daha yakındır ama çok alakasız şeyler dinliyorum. Mesela bir anda bir gün full Berserk animesinin müzikleriyle geçiyor mesela. Yani özellikle bir böyle hafif gerilimli bir şey okuyorsam. Mesela geçen işte Tokyo dönüşünde bir şey okuyorsam abi dinlerim. Ben playlistimi okuduğum şeye göre ayarlarım. Vay be çok iyiymiş. Ben diğer türlü moda giremem yani. Hatta şöyle bir şey oldu. Müzik kafamı karıştırıyor benim. Ona gidiyor kafam. Aa, bir şey ben de tam tersi atmosfer çok daha kuvvetli oluyor. Hatta geçen şöyle bir şey oldu. Junji Ito diye bir Japon mangaka var. Evet. Mangaka diyorlar galiba. Ve onu çok merak ediyordum. Yani Japonya'dayken bir İngilizce şeyini buldum. 2-3 tane kitabını buldum aldım. Uçakta uzun okurum dedim. Seviyorum da yani tarzını falan. İşte Berserk'in de hemen şeyini indirdim. O orijinal 99 yapımı animesini şeyini müziklerini indirdim abi. Taktım yolda. Açtın senin kutuyu. Koydum oraya. Dinledim abi falan. Acayip hoşuma gitti. Geçen gün döndüm dedim ki ya bu adam mangası çizmiş kesin animesini yapmışlardır. Buldum hakikaten yapmışlar animesini ama berbat bir çizimle yapmışlar yani. Kendi çizimle belli. Abi oradaki müzikleri falan duyunca mesela yani anime seçilen müzikleri var ya lan dedim bu ne hani ya tarzınız diyesim geldi yani falan. O yüzden o şeyi çok kuvvetlendiriyor bende yani. Çok değişiyor ona göre modum. Hani dinleyeceğim şey falan değişiyor. Benim mesela hiç beceremediğim bir şey çok enteresan geldi bana. Ben öyle ikisini bir anda konsantre olamıyorum. Aa evet, Allah Allah. Ben çok de, enteresan. Belki ben de olamıyorumdur farkında değilim. Anlamıyorum o kadınlar falan. Ne güzelmiş be falan diye. Bu adam da çok başka bir kafa ya falan uyuyorsun o da hatta. metal deyince bak enteresan geldi bana da. Hiç bilmediğim bir özellik. Bak iyi ki sormuşum. İyi ki oyun konuşmuyoruz. Yok işte Starfield nasıl falan. Boş boş işler. Falan bak konuşasın var gibi sanki senin vardı. Ona sonra geliriz evet. Şimdi gene dolandırıcı bir sorun var izninle. Ritüelin var mı? Mesela böyle uyumadan önce
İşte nefes egzersizi yaparım. Yok. Ya da işte uyanınca pek teşekkür ederiz falan diye. Ya varsa ya da uyanınca aynı bardakta kahve içerim abi falan. Ya yok, da yok, maç olduğu gün iç çamaşırı giymem falan. Böyle bir ritüel. Güzelmiş. Abi ben de hiç bak. Ben sana kendimle alakalı o zaman madem benimle alakalı şeyler merak ediyorsun. Ediyorum. Ritüele inanmam. Hmm. Uğur'a inanmam. Başka tehlikeli şeyler söylemek istemiyorum. Ondan sonra böyle hani farkında olmadan vardır bence. Şey, yani, ama sen ona o anlam yüklemiyorsun anladığım kadarıyla. Ya farkında olmadan da yok. Ya bir ha yani varsa sabah kalktığında işte elimi yüzümü yıkarım mesela. Bu hani bir ritüelse. Sabah kalkınca bu bir tuvalete gidilir yani. Böyle bir ritüelim. Ha bak şu ritüel olabilir. Sabah kalkınca telefona bakarım ilk. Yani ritüel mi bilmiyorum. Kafamı açıyor çünkü. Diğer türlü beynim açılmıyor. Ben hemen İşte Ekşi'ye girer bir şeylere bakarım. Gündemde bir şey olmuş mu diye. Kendi başlığına çok bakıyor musun? Hiç bakmıyorum. Helal olsun yani. Son iki sene önce vazgeçtim bakma huyundan. Normalde ben de böyle aylık bakardım ne var ne yok diye. Aylık iyiymiş. Her ay böyle bir girer bakardım. Özellikle böyle hani önemli olduğunu düşündüğüm, etki bıraktığını düşündüğüm bir video, bir iş, bir şey yapmışsam onunla alakalı yorumlara falan baktığım oluyordu her ay. Hatta onunla alakalı video içerik bile yapıyordum bir ara işte. Benle ilgili yorumlar falan filan diye. Ama son 1,5 senedir artık ezberimde değil yani. Uzun bir süredir bakmıyorum. Çok iyi ya. Ben her gün baktım bir ara. Sonra terapiste gittim. Abi iyi değil ya. Öyle bir şey. Çünkü bak şöyle bir eğri var orada. Bu sadece eksosyla alakalı değil ama orası hani biraz daha böyle tartışmalı bir ortam olduğunu söylüyorum. Şöyle bir eğri fark ettikten sonra bakmayı bıraktım. Sen eğer az bilinen biriysen insanların seninle ilgili yorumları farkındalık ve pozitif üzerine oluyor. Yani bakın böyle bir adam var. Ben bunu keşfettim. Hı-hı. Siz de izleyin. Siz kendisiyle de izleyin oluyor. Evet. Ama sen artık belli bir popülariteye ulaşınca yani bahsettiğim popülarite Cem Yılmaz olmak değil yani. İnternet seviyesinde belli bir popülariteye ulaşınca artık insanların seninle ilgili bir şey yazma motivasyonu kalmıyor. Çünkü tam zaten, tersi oluyor. Evet bu sefer de motivasyon şu oluyor. Ulan bu adamı popüler ettiniz. Bunu mu ettiniz? Motivasyon dönüyor. Hop bir anda eğri negatife gitmeye başlıyor. Yani bravo, ne kadar şeysen o kadar negatif alıyorsun. Ya da herkes bana giydirdiği iş olsa ya da çok iyi tesmi, çok iyi. Öyle bir özneye savunma mekanizması kurdum yani. Bu sadece kendimle alakalı değil. Genel olarak da diğer insanlarla ilgili de hani gördüğüm bir şey olmaya başladığı için fark edince saldım yani. Yani önce o insanları oraya oturtuyorlar. Sonra da oradan indirmeye çalışıyorlar. Niye böyle yapıyorsunuz falan diye. Halbuki asır oturanları indirmeye çalışmıyorlar. Bir de şeyi fark edemiyorsun abi orada. Ben mesela kendi kanalımın yorumlarını daha çok önemsiyorum. Çünkü izliyor ya adam. Hani orada. Ben de YouTube içeriği yapıyorum. Ya adam videoda ve oraya yorum atmış. O mesela bana daha net brief veriyor. Çünkü diğerleri kulaktan dolma yorumları görmeye başlayınca. O hatta seninle ilgili ön yargıları öğrendiğim bir yer oluyor yani. Hiç videomu izlememiş, bir video izlemiş mesela. Hı-hı. Olabilir yani. Herkes her video izleyecek diye bir şey yok. Ama oradan mesela benimle alakalı bütüne varan bir çıkarım yapmış. Ve işte şu oyunu da zaten zamanında şöyle yapmış. Yalan yanlış bilgiler veriyor. Şimdi onu görünce ben nasıl ikna olabilirim ki? Hani ya beni orada diyorum ki ulan çünkü bu sefer beni yanlış bir eleştiriyle doldurmaya başlıyor. O da benim işimi etkilemeye başlar diye korktuğumdan. Hı-hı. O yüzden kendi kanalımda feedback toplamayı tercih ediyorum yani. Çok iyi. Benim güvenli alanım. Çemberin içerisinde buradan beni övecek insanların arasında. Ben kendimi iyi hissetmeye çok çaba harcıyorum bu arada onu söyleyeyim. Yani bak, ne kadar güzel bir cümle. Evet, kendimi iyi hissedemeyince yaşamıyorum. Sen? Eksüz kokmuyorum. Twitter'a girmiyorum. Baktım biri bana hakaret etmemiş. Hemen sessiz alıyorum falan. Kafam rahat abi. Sen cidden de sessizcisin o zaman. Ben de hiç kimseyi engellemiyorum. Engellemem ben de küfür, abi. Küfür dışında engellemiyorum. Evet. Sadece sessize ben alıyorum. Ben de sessize alıyorum. Aynen. Çünkü bazen arkadaşlarım da sessize aldığım oluyor. Çünkü şundan dolayı seni görmüyorum bayağıdır Twitter'da. Şundan dolayı bir ara abi bazı arkadaşlarım mesela böyle çok alevli tartışmalara giriyorlar Twitter'da. Hı hı. Ve feed'im çok böyle şey oluyor. Negatif basıyor ya feed'im. O dönem mesela sessiz alıyorum, unutuyorum sonra aldığımı. Yani bir yerde mesela denkleşince lan ben bu adam yani Twitter muhabbeti oluyor mesela onunla konuşurken. Aa ben bunu sessize almıştım ya falan dediğim oluyor. Veya bazen çok spoilerlı konuşuyorlar bir şey hakkında. Onu gördüğüm anda tak diye sessiz alıyorum. Çok bayağı sevdiğim bir insan da olsa. Sana gelen input'u girdiği sen bayağı aslında kürate ediyorsun. Tabii tabii. Tamam. Bugün öğrendiğimiz gibi. Evet. Biri demiş gibi yayında küratör diyemezsin demiş gibi onu kanıtlamaya çalışıyor. İddiaya girmesiyle. Çok iyi ama ya bayağı hani onu yapma organize etme. Abi o kadar mutlu bir insan. Sosyal medyada gezinip de mutlu olabilen tek insan olabilirim şu anda yani. Ama yaratmışsın kendi şeyini. Tabii tabii yani. Özel. Ya çünkü çok korkunç bir şey abi bak özellikle bizim jenerasyon daha iyi anlar bunu. Ya eskiden biz mahalleden 10 kişinin farklı fikrini duyardın ya. Hani maksimum duyabileceğin fikir sayısı sınıfta olsun 20 kişi. Hani 50 kişiden fazla fikir alamazsın ya. Ben şimdi, de yeter zaten bu arada. Abi bence de yeter. Şimdi günde binlerce insanın fikri geliyor sana. Biri şununla alakalı şöyle mi olsa diyor. Aynen. Ya kafam karışıyor lan. Hani birini okuyorum. Bir de çok akıllı değilim.
Birini okuyorum. Ha, mantıklı bir şey mi söylüyor lan bu sıra? Sonra diyorum ki galiba mantıklı falan böyle. Sonra başkasını okuyor. Aa bir dakika bu daha mı? Da... Kafamı karıştırıyorlar. Allah kulak ediyorlar beni. Çok güzel bir ya. Etrafındaki bak diyorum çok dolandırıcı bir program oluyor. Çok etrafındaki severim. İnsanlarda en çok değer verdiğin özellik ne? Mesela işte dürüstlük olabilir, komiklik olabilir. Muhabbet, makara, eğlence bu kadar ya. İşte senle olan muhabbetimiz. İnanılmaz vizyonsuz cevaplar ya. Yani hayatın değiştiğini anlıyorum. Mahalleden bir çocuk vardı ha. Makara falan. Ben buraya. Arada makara yapıyorum ya. Kardeşler arada sırada makara yapıyorum hakkınızı helal edin. Falan diye hatırlıyor musun? Oğlun gibi cevap verdin abi inanılmaz ya. Ben buraya vizyonluyum diye gelmedim ki yani. Ben sana vizyonla alakalı doğru, bir takipte bulunmadım ya. Ay, çok şöyle... haklısın bu arada. Aynen sohbet. Ya bak gene yansıtma yapıyorsun. Seni sevmeyeceğimi düşündüğün için hemen bana çok hak vererek... Arkadaşlar benim... Çok iyi, iyiymiş gerçekten. Mahallede psikolog arkadaşlarım da var. Öyle entelektüel bir mahalleyiz yani. Ama yok ondan yapmadım da biliyorum, çok iyi. Benim özelliğim o. Ya şundan dolayı söylüyorum. Eğer seninle bir iş ilişkisinde değilsek, yani muhabbet ilişkisindeysek muhabbetinin keyifli olması önemli abi. Şimdi seninle konuşmak eğlendiriyor beni. Beni eğlendiriyorsun falan gibi. Yani eğleniyorum seninle. Şimdi senin onun dışında ne kadar dürüst olduğun... Tabii ki dürüst olursan sevinirim. Hani çok dolandırıcı olmazsan benim de başımı ağrıtmazsın. Yani dürüst olmak güzel. Ama çok da benim yakın ilişkide olduğum insanlar yok. Çalıştığım insanlardan dürüstlük bir numaralı beklentim olur. Hani iş yapıyorsak. Aynen. Çünkü açık olması, şeffaf olması abi. Yani yalan da söylüyorsan yalan söylediğini çabuk itiraf et bana noktasındayım açıkçası. Ben de çünkü mesela şey de yok. Pasif agresif tavırlar da sergilemem çok fazla. Genelde bir şey rahatsız ediyorsa hemen söylerim. Kibarca söylerim yani. Hani agresiften bahsetmiyorum. Ya bu hareketin hoşuma gitmiyor oğlum. Bunu yapma derim mesela yani. O yüzden de bir şeffaflığı beklerim yakın çalıştığım insanlardan. Onun dışındakilerden de muhabbete eğlenceli olsun isterim. Çok iyi. Hiç vizyonsuz bir cevap değilmiş. Geri alıyorum. Bekleseydin. Biraz açıklayınca. Bir aşağılamasaydın şey iki dakika öyle yapardım. Makara falan diye. Benim girişim de kötü oldu. Evet doğru söylüyorsun. Makara demesin. O değil de mesleğinden bağımsız. Bu konuda çok ama çok iyiyim. Çok bilgiliyim dediğim böyle bir uzmanlık şeyi var. Mesela atıyorum kokoreçten anlarım abi. Falan. Anladım. En iyi kokoreç severim. Çünkü Fuat abiye sordum limon sıkacağını çözmüş mesela. En iyi limon sıkacağını. Evet izledim programımızı. Ya böyle bir enteresan bir şeyin var orada mı? Fuat abiden sonra da benim gelmem. Spor dünyasındaki sayılı ya insanlar olarak iyi gidiyor. Bir numara Fuat abi ise. Şeyden başladık yani. Çok reddettiğimiz isim oldu yani ikinci programı. Evet onu söylemiş olayım da. Anladığım bir şey yok. Bak gerçekten de ben çok kültürsüz ve cahil bir insanım. Yani hiçbir şeyde uzmanlaştığım söyleyemez. Tek ya bildiğim bırak. Şey vallahi kendi mesleğim yaptığım şey. Yani şeyi de katıyorum mesela video çekmeyi de katıyorum işin içine. Evet, tabii. Onları da saymıyorum yani. Onlar da hani konu dışı diye kalırsak. Çok gizli kimsenin bilmediği aşırı iyi bildiğim bir hobim veya yeteneğim yok. Her şeyi ortalama seviyede biliyorum. Abi benim bildiğim var. Sen halı sahada çok iyi bir lidersin onu biliyorum. Evet bu arada. Halı sahada lider dediğin şey şurayı kapat. Buradan gelen varsa diye. Evet onu liderlik sayıyorsak yok, evet yok. Öyle bir. Hakikaten çok iyi stoper ama halı sahada. Ya gerçekten. Sonuçta şöyle. Biliyorlardır. Bir şey gördüler yayınlardan falan. Hayır uzmanlık diyorsun ya. Yani, evet, doğru hani doğru. Benim mesela mesleğimde Ramos. Hani iki. Hani ben o seviye düşündüm anladın mı? Hani bizle düşünmedin yani. Ya Ramos'u bırak. Hani Anadolu'ya kasalı saat turnuvasında bile benden milyonlarca iyi stoper çıkar büyük ihtimalle yani. Tabii de ben de çok kırıcı oldu ama. Tabii. Oğlum saçmalama. Makara yapıyoruz işte abi ya. Abi yok ya her şeyden hakikaten biraz biliyorum yani. O kadar. Çok vallahi güzel hiçbir cevap. Şeyim yok. Ama biraz şerefsiz bir cevap yani. Şey bir cevap yani. Ama yok abi ciddi yok. Yani mesela film desen film o kadar hakim değil film kültürüne. Bilirim ama hakimim yoktur. İşte animeler desen hani az önce manga anime dedim. O kadar futbol izlemem. Futbol dedin. Ha futbol ama ya gidip de şimdi hani Emre Özcan değilim yani hani onu da bekle. Hani futboldan anlarım dediğim şu yani. Fenerbahçe 4-2-3-1 oynaması falan. Hani bu miyim var diyorum. Fenerbahçe üçlü oynamaz bir de falan. Şunu biliyorum mesela. Fenerbahçeler şeyler kulüpler falan bizi batıracak yani hani büyük ihtimalle. Çünkü ben böyle bir ekonomide nasıl olacağını merak ediyorum. Bir de mesela vatandaş olarak artık futbol kulüplerinin vergisini ödememek istemediğim için bunu buradan söylüyorum yani. Gene talepte bulunulmuş evet, galiba geçen. Ya şimdi vergi indirimi falan. Abi yani 85 milyon biz niye kulüplerin devamlı şeyini ödüyoruz değil mi? Evet. Tadiç madiç hadi kendi kulübünden örnek vereyim. Büyük topçular rahat yaşayacak getireceğiz onları takılacağız abi falan. De, anlamıyor musun bu işi yani? Ya birbirlerini boğazlayacak seviyedeler. Sen var ya adam değilsin falan diyecekler utanmasalar başkanlar birbirlerine. Sonra gelip iş ne zaman o
borçların silinmesi olsa hep beraber yan yana böyle işte takımları çekiyorlar yani. Abi. Yani ne yapıyoruz? Adam gelince alkışlıyoruz. Yani. Transfer olunca o baba süpersin falan. Ama falan. İyi oldu Icardi Micardi. Abi iyi oldu tabii. İzlemesi keyifli ama. Ben yani. Veririm ya bütçem dahilinde biraz. Icardi'yi izliyoruz abi yani. Baba ben de izlerken eğleniyorum. Ya sonuçta Galatasaray bu kadar iyi transfer yapmasa Fenerbahçe bu topa girmeyecekti yani tabii, belli. Tabii. Rekabet her hatta yerde hatta Manchester maçını Galatasaray yendi diye bayağı mutlu oldum. Çünkü Galatasaray başarısız olursa o vergiler çok daha fazla, biraz daha fazla indirim isteyecekler yani. Icardi'nin yarısı çıktı işte. Yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi kupasını alsın o kadar istiyorum ki yani en azından hani bir para bir rahatlasın. Para dönsün, içeriye bir para girsin yani. Helal olsun ya. Senin gibi düşünen işte bir sürü insan olsun. Ben bu arada Fenerbahçe'yi full izlerim. Her hafta hiç maçını kaçırmam yani. Devamlı izlerim ama mesela öyle bir fanatikliğim yoktur. Hani Galatasaray şöyle olsun, Beşiktaş'ın falan hiç yoktur yani. Evet. O, zaten maç izlemek dışında kalan aşırı fantezim de çok rahatsız ediyor beni. Hani çok gereksiz geliyor yani tabii, o kadar. Bence de. Kavgası etmesi falan. Ya sonuçta zaten 85 milyon vatandaşın vergileri verdiği yerde vergi borcu istiyor mu? İndirim evet. istiyor mu? İstiyor ya. Aynen. Bir de ya artık bir yerden sonra senin sinirlenecek bir şey arıyormuşsun gibi oluyor. Evet bence ya. Yani. Ha, spor onun bahanesi gibi. Ha, o da doğru hissediyorum, evet. Bir yere kopartman lazım şeyi. Şimdi birazcık babalıktan konuşalım yakın zamanda. Çok deneyimli bir baba değilim onu söyleyeyim daha bir sene oldu. Bir sene oldu. Evet. Bence gene de çok doğru bir zamanda geldim buraya. Yani ha, tam bir senelik deneyimle evet, çünkü geldim. Çünkü artık yani. 7 yaşından sonra sal gitsin zaten. Ondan öyle sonra mi? Ne yapsan çok tecrübelisin oluyor galiba. Yani. Kaç tane çocuk saldın bugüne kadar 7 yaşında? Hayır bir de falan koyuyorsun duruyor değil mi? Vallahi ben 3'te bir de koyuyorsun durmuyor. Durmuyor o, mu? O hayal dünyasına geçeceksin o. Ha, ne yani emeklemeye mesela? Başladığı ha, gün okay. itibariyle bir yere koydum. Kaç gibi emekliyorlar? Akşam 9 falan. Abi sen bu altına başlıyor. Akşama kadar emekliyor çocuk. Al yani 6 ay falan 5 mı? Ay. Bak çocuktan çocuğa değişir. Genelde 6. ayda falan başlıyor galiba. Yanlış hatırlamıyorsam hafızam yetmiyor. O zaman şu an civarda başladı. Şu an bayağı bir her saat her saniye gözlerinizin tabii, tabii. üstünde oldu. Tabii, nasıl tabii, bir his gerçekten? Bir hayatında güzel. Bir hayata bakış açını vesaire böyle bir değiştirdi mi? Öyle bir şey oldu mu? Yani şöyle kurduğum hayalleri değiştirdi. Hani normalde çocuk yokken kurduğun hayaller biraz da kendi geleceğinle, işinle yapacağın şeylerle alakalıyken. Şimdi mesela onunla alakalı hayaller kuruyorsun. Hani mesela işte şunu yaparız. Büyüyünce bunu oldu. Mesela bir şey görünce ulan çocuğum da bunu görsün. İşte büyüdüğünde onu buraya getireyim, göstereyim falan filan diye. Mesela hep aklına şey geliyor. Şunu yaparız, bunu paylaşırız falan getiriyor. Tabii endişen de daha farklı. Yani kendinle alakalı endişenden ziyade işte ona bir şey oldu mu, şu oldu mu, bu oldu mu, bu olacak falan. Onlar değişiyor yani. Benim geçen aklıma şey geldi. Sen hiç düşündün mü onu? Daha önce olmayan bir şey olacak ya. Mesela sen kaç senedir içerik üretiyorsun? Kaç 12. senedir videon var? 10 ha video. Ha video. Var, 10 senedir var. 10 senedir var. Ha. Mesela büyüdüğünde bayağı yavaş yavaş bunların hepsine ulaşılabilir olması ve iyi bir şey mi bu? Ulaşılabilir olması iyi bir şey bence ama insanlar şunu düşünüyor büyük ihtimalle. Bence çocuk seyretmeyecek bunları. Öyle mi diyorsun? Abi kendi babanı o kadar meraklısı olmuyorsun ya. Bak vallahi söylüyorum. hani dışarıdaki insana karşı yani şeyin oluyor. Ama yine de bir bakar. Mesela benim dedem tiyatro sanatçısı. Filmlerde, dizilerde falan da oynadı. Ben hepsini geri dönüp baktım, izledim. Ama yani çok da ilginç geldi. Bununla 3 ay geçirdin mi mesela? Yok hayır. Bir kere izledim. Bir kere izledim bitti değil mi? Bir daha açmadın yani. Bizde de öyle oldu. Bir kere babam buna mı benziyormuş? Lan diyecek mi bitecek? Bir de çok fazla video olacak. Mesela şimdi bizim bebeklerimize doğru, dair tabii. bir video yok. Ben hı-hı. kendini seyretmekten bana zaman gelir mi ondan da emin değilim yani çünkü. Aa doğru. Yani evet. herkes şimdi kendi bebekliğine bakacak mı ya da herkesinki hı-hı. ulaşılabilir olduğu için o kadar da enteresan olmayacak hı-hı. mı mesela yani böyle bir şey de var. Bizde doğru. az olduğu için biraz daha kıymetli işte. Ben her annemle bir fotoğraf falan var bir senede böyle duruyorsun falan. Annemler ne albüm gösteriyor mesela evet. işte hani bana alan ay be falan diyoruz yani. Şimdi iPhone her hafta şey kendi kendine kolaj yapıyor. Tabii kolaj yapıyor. Ben geçen onu paylaştım kendi Instagram'da. Öyle bir kolaj yapmış ki. ben yapamam yani onunla uğraşamam yani o kadar. Dedim ne güzel yapmış lan böyle diye falan. O yüzden bence geçmişe dair o kadar da büyük özlemler olmayacak çocukların. Şundan gibi geliyor bana abi. Şimdi 20 yaşında açıp bakmayacak buna. 6 yaşında bakmaya başlayacak zaten. Hı-hı. Hani 6 yaşında göstereceğiz ona. Bak sen 1 yaşındayken hı-hı. böyle falan. Öyle olunca o kadar ilgisini çekmeyecek gibi geliyor bana. Büyüdüğünde geçmişte ben nasılmışım falan demek baba yani. Baba FIFA kariyer nerede falan. Ha, ha, ha. Bence zaten mesela bir YouTube kanalı seyrediyorsa ve ben o an YouTube yapıyorsam beni kesin seyretmez abi. Bence de seyretmez. Seyretmez yani. Niye hani evdeyim zaten. Yani devamlı görüyor beni yani. Devam. Evet. Eşim benim YouTube kanalıma hiç girip bakmaz.
İlk tanıştığımızda bakıyordu biliyorum ama. Hani oyunla alakası yok gerçi onunla da ilgili ama. Hani şimdi ne attım bile bilmez. Yok onunla alakası yok. Ece de hiç takip etmiyor. Yani yanında biri olunca ben mesela şey bizzat yaşadığım için söylüyorum. Çalışmaya başlamadan önce beni çok seyreden bir insan vardı. Hani biliyor yani devamlı ne iş yürük etsem. Çalışmaya başladık. Bir sene geçtik. Adam hiç YouTube kanalıma ne giriyor ne bakıyor. Şunu attı falan diyorum. Ha görmedim ha falan. Oğlum seyrediyordun hani sen seyretmiyorsun. Sen diyorum abi senle çalışmaya başlayınca. Soğumuş mu? Soğumaktan ziyade devamlı nüfus etti. Konuşuyoruz diye bir de yani. Bir oyunla alakalı fikrimi de biliyor. Konuşuyorum çünkü. Öyle olunca açıp kanalı mesela o iştahla seyretmiyorsun evet, yani. Evet. Öyle bir durum oluyor. Herhalde Şurç'ta da öyle olur. Seninle ilgili bir yorum okudu editör arkadaşımız ve bunu sormamı istedi. Bunu sorarken de mümkün olduğu kadar eğilmemi istedi. O yüzden böyle duruyorum. Biri şöyle bir şey yazmış senin hakkında, senin başına. Tuvalet arkadaşım. Ben bu adamın içeriklerini genelde tuvaletteyken izliyorum. Gayet de hoşuma gidiyor. Ben geçen Fuat abiye duşta dinliyorum seni evet. dedim. Ona benzer bir yorum bu da. Bu sana mesela nasıl hissettiriyor? Yani daha böyle değersiz bir şey mi yarattı? Hoşuna mı gitti? O yani izlediği için mutlu oldum. Ama yani çok da önemli. Tuvalette de izleyebilir. Yemek yerken de izleyebilir. Her yerde izleyebilir. Her yerde izleyebilir. Yani, yani tuvalette 12 dakika kalıyorsa ideal bence yani benim izlemem. Hani benim o civarda sürüyor çünkü. Tam onun peki düşünüyor musun? Yani tuvalet 12 dakika sürer ona tabii göre. Tabii tabii ona göre. Değil mi? Bu yorumu okuyorsun. 12 dakika falan. Ya öyle bir şeyim yok abi. Hani ben ya ne üretiyorum ki? Hani sanat filmi değil bir şey değil. Video yapıyoruz yani. Hızlı konsept video. Nerede, nerede izliyorsa izlensin abi yani. Şey değil. Çok peki. Dert edinmem öyle şeyleri. O etrafı arkadaşına söyle böyle abuk subuk sorularla bir daha. Konukların soruyu falan gibi baktı. Ya bana ne saçma sapan. Nasıl salak sorular bu? Kaç yaşında arkadaş? Bana yaşını söyle. Ben mesela çok merak ettiğim bir şey, editörümüz de merak etmiş. YouTube'da yalnız yayın yapmak nasıl bir duygu diye bir soru sormuş. Çünkü çok güzel bir duygu. Ben bunu geleceğim. Ben bunu çok zorlanıyorum ya. Yani kameraya bakıp başka kimsenin olmadığı bir videoda birileri kameraya konuşmak vesaire. Evet. Ya kameraya konuşmak hani bu sohbet anında beni zorlamıyor ama zorluyormuş şu arada bayağı esrarlı. Bakamıyor. Ama tek başımayken biraz zorlanıyorum. Onu mesela nasıl aştın? Yani böyle çalıştığın bir şey mi yoksa gün bir ben zaten yaptım bunu falan. Doğdum, doğardım. Kamera nerede geldi? Başla anlat kardeşim falan diye. Abi çalışmakla olmadı ya. Bu hani ben 2013'te falan böyle video çekmeye başladım. İlk çektiğim videolar da hep şeydi. Yani anlatmalı çekmeye başladım ben videoyu. Ve ilkler kötü tabii yani ilk çektikleri falan. Şimdi dinlesen mesela komik gelir yani. Hani böyle daha böyle şey kibar olmaya çalışıyorum. Ses tonumu ayarlayamıyorum. İşte kurumsal konuşmaya çalışıyorum. Televizyonculuk. Hani ama zaten bir yer için çalışmaya başladığım tabii. için de öyle. Öyle. Sohbetlerde daha rahattım mesela ben de ilk başlarda. Ama ikisini de yapmaya devam ettikçe ikisinde de belli bir seviyede geliştim yani. Ve şu anki halimde böyle bir şeyim olmadı yani. Derdim olmadı. Başkasına bağlı kalmamakta daha rahat oluyor benim için açıkçası. Yani hem planlamasını yap. Ben çünkü bazen sabah 7'de kalkıyorum. Bir yarım saat, bir saat böyle bir kendime geliyorum. Yani sesin açılmıyor ya sabah kalktığında. Ritüel değil. İşte bak. Kendime geliyorum. Bazen sabah 7'de kalkıyorum. Ritüel. Evet olabilir doğru. Bazen öyle bir ritüelim var abi. Ayda 3 kere falan. Sabah 7'de kalkıp mesela erken halletmem gerekiyor. Dışarı çıkacaksam eğer. 8'de ses kaydına giriyorum. Mesela şimdi bunu biriyle yayın planı veya video planını biriyle yapıyor olsam onun da buna adapte olması gerekiyor falan. Evet. O zor oluyor benim için. Evet çok zor o. Evet o yüzden kendime göre yapmak daha rahat oluyor. Bence de katılıyorum. Şu an aşık olmuşsun gibi bakıyorsun. Buna özel çalıştın mı bakışa? Şekerim düştü biraz. Çünkü ya gözler böyle şey oldu yani. Bir anda bir zınk diye gitti yani. Şekerim düştü hemen bak gördün. Sen çok iyisin ya bazı tespit konularında evet. Senin bir saniye gaza gelmişim değil mi? Senin tansiyon kaç şu an abi? Elle bakayım falan. Tansiyonu devamlı ölçüyorum. Bu bir ritüel mi? Yoksa hipertansiyon mu acaba? Bu bir delirmişlik göstergesi. Sabah abi kalkınca tansiyonumu ölçerim ben. O yaşlar da geliyor. Geliyor. Ben zaten o yüzden kilo verdim. Yani çoğal çok iyi olmuşsun. Sakalı da kes bence. Kilo verdiğin çok net belli oluyor. Oluyor sakalı mu? Sakalı kesince evet. Ama gıdım çıkıyor. O kadar kesme ya. Bende de var abi. Var. İlk gıdını gördüğün an çok korkunçtu biliyor musun? Benim abi. Kendi gıdımı ilk gördüğüm anı hatırlıyorum. Çocukken mi anlamadım. Yok. Sakalı kestikten sonra. Şöyle söyleyeyim. Üniversitede hep keçi sakal bıraktım bir dönem. Hepimizin o yani. Yani o bir dönemimiz var bizim. Hiç keçi uzun sakallı saçlı oldun mu? Oldum çok kısa bir dönem ama ben şu ben kadar. Hani metal öyle oluyor işte yani metalcilik. O bir gün işte şey oldu. Bir şey için tıraş olacağım. Full işe mi gideceğim? Bir şey mi olacağım? 24 yaşında mıyım? Böyle bir yaşım. Hani kilo vermiştim. Tekrar aldığım bir dönemdeydim böyle.
26 olabilir. 5-6 yıldır çenemi görmemişim. O kadar bir süreçten bahsediyorum. Abi oturduk bir kesti. Bir şey var burada. Yani şu... Lan dedim aa böyle yapıyorum as falan. Oğlum o kadar üzüldüm ki. Öyle gıdın. Evet ben de. Hiç düşünmüyorsun gıdın ne olacağını. Gıdı. Aynen. Bizde olmaz gibi geliyordu yani. Ya bir de böyle sandalyenin altına, masanın altına falan atmışsın gibi ya. Evet ya. Bir anda bir... Karşına biri tak diye koyuyor. Evet tekrar. Abi senin çok, kızın çok var kötü lan oldu. Gerizekalı diye. Çok zengin olunca, inanılmaz zengin olursan hı-hı. ne alacaksın? Hı-hı. Var mı böyle bir inanılmaz bir para harcarım o zaman buna diyebileceğin? Aa hiç. Abi bende şöyle bir problem var. Ben hiç fantastik hayal kurmuyorum. Hep gerçekçi kuruyorum. O yüzden aldım geldim falan diyorum. Ya gerçekçi bir hayal de olabilir abi. Gidip şey yok, uçak aldım. Yok o kadar param olacağımı yani. düşünmediğim için hani hayatım boyunca kadar param olacağımı düşünmediğim için o şeyim yok yani. Hani yani, böyle bir fantazi ürünüm yok. Ama büyük ihtimalle bir araç hani böyle çok güzel bir araç olur ama ne olur onu bile bilmiyorum. Bakmadım çünkü öyle ne alınabilir. Bir gün çok param olursa ya. Ne alınabilir diye bakmadım yani. Bende de var. Mesela ehliyet, yani araba alabileceğim ekonomiye ulaştığım gün ehliyet aldım ben. Ha yok ben ehliyeti 18 yaşında aldım aynen, lazım olur diye. Oldu mu? Aslında oldu biliyor musun? Benim çünkü araba kullanmaya başlam şöyle oldu abi. Çalıştığım bir kurum Kavacık'ta kalıyordu. Ve oraya da o 500 TL gitmen gerekiyor. Ve gittiğin zaman da site kurumun site içerisinde siteye taksiye binip yokuş çıkman gerekiyor falan öyle bir şey var. Ya kendin çıksan o yokuşu fit olursun yani. Ya, öyle bir yokuş. 15 dakika yokuş çıkıyorsun şöyle. Şimdi otobüse biniyorsun, bir saat gidiyorsun, şeye biniyorsun bir saat. Ulan benim ehliyetim var, araba kullanmayı da az buçuk biliyorum. Babamın arabası hafta içi her gün kullanmıyor adam. Ara ara ben kullanabilirim yani. Yani çok iyi. Dedemin iyi de arabası boştaydı. Dedim ki ulan ben bu arabayı alayım. Tofaş Şahin'le abi. Vay be. Bir de benzin de pay ettiriyordum. Şey yaptım, servis kurdum bildiğin yani. 4 kişiyi alıyordum koz yatağından. Kalacağı doğru hep beraber gidiyorduk. Kâra bile geçmişsindir. Yok kâra geçmedim, zararımı karşıladım yani. Çünkü adil dağıtıyordum gerçekten. Hesaplıyordum. Düzgün bir şekilde dağıtıyordum. Senin yani. Emeğinin payı, onun faizi yok abi mu? Onlar sonuçta orada benimle beraber, bana ayak uydururlar falan. İğrenç bir yani benim saatimi ayak uydurmaya çalışıyor onlar da. Öyle olunca evet, onlar da oradan şey kendinden ödün veriyor. Öyle düşün. Peki. Bir de yol arkadaşı falan, güzel yani. Okey. Ne konuşuyorduk? Ha, çok param olursa uçak alırım. Bu vizyon bu yani. Araç ama marka da veremiyorum yani. Araç. Ferrari. Bildiğim marka. Ben de ama bu arada alabilirdim. Çok. Konforlu bir şeymiş. Geçen öyle bir Ferrari mi konforlu? Hayır. Güzel araba. Hala marka veremiyor. Evet, fark etmez ya. Herhangi bir güzel araba. Yani onun içine bindim. Neler kendi sürüyor falan. Saçmalıyor yani. Biz böyle nelerle uğraşıyoruz. Yani o yüzden güzel bir tercih oldu yani. Ben de onu alabilirdim. Neyse zaten olmayacağız o kadar zengin. Yok ben de zaten. Aynen. Evet bu sözlerle. Çok güzel teşekkür bir bitirişle. Bu arada. Harika bölümdü. Şöyle arkadaşlık olarak sana olan sevgim daha çok arttı. Bence sen ne oyun özelliğimi oyun gördün? Konuşma. Oyun konuşa sinirimi bozuyorsun falan diye. Yok o zaten bildiğim, tükettiğim bir şeydi. Daha farklı, evet. Daha güzel oldu ya. Teşekkür ederim. O zaman benim de seni tanıdığım bir bölüm yapabiliriz. Bak öyle çağrıştı. Bir tane yapmıştın ne güzel. Öyle karşılıklı gömmüştük birbirimize. Ha, 7 sene önce. Bilgisayar toplama bölümünü diyorsun. Bilgisayar topladın. Hayır ondan önce. O multiplayer miydi acaba? Gömüyorum. Kanalında. Gömüyorum. Evet olabilir evet doğru. Güzeldi. Bilgisayar topladığımız da iyiydi. Ha. Neyse yaparız. Olmuş tamam. Bayağı olmuş. Evet. Kimse beni davet etmiyor ya gerçekten. İnanamıyorum. Evet. Abi vallahi ben bir şey olsun seni davet ederim. Gerçekten davet ederim. Tamam, okay. Seni ilk ağırlamak istediğim insan sen olursun. Tamam. Yani. İşte ama olmuyor işte. Bu sözü aldık ve bölümümüzün sonuna geldik. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnanılmazdı. O Değilden'in bu bölümünde... Bir dakika lan. 2 dakikalık sonuna... bölümünüz vardı. Fuat abiyle yaptınız gördüm. Ne o? 2 dakikada tek cevap veriyordu. Ha ister şey, miydin öyle bir şey? Abi ben onu hazırlanıp geldim buraya. Bir sürü cevap düşündüm. Ne sormuştuk ya? Kaldırdın. Ya bırak Allah aşkına. Tamam dur soruyorum. Bana da sor. Mehmet Demir Kol. Tek, ya oğlum aynı espri yapacaktım ya. Çok hızlıyım. Espri öyle. Tek kelimeyle. Tamam onu artık başka zaman diğerine tamam, okay. Şey. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.